Merhabalar arkadaşlar. Biliyorsunuz geçen hafta 4. ünitemiz olan Wild Animal'a başlamıştık. Şimdi bu hafta hayvanlarla yine devam edeceğiz, vahşi hayvanları görerek. Geçen haftaki dersimizi hatırlarsanız bir vahşi hayvanı ya da bir hayvanı nasıl anlatıyorduk? Yaşadığı yer, yaşam alanları, değil mi? Türünü görmüştük, nerede yaşar ya da türü nedir şeklinde kalıpları görmüştük ve bunlarla ilgili örnek cümleler yapmıştık. Şimdi bu hafta Body Parts of Animals başlığıyla devam edeceğiz. Nedir bu Body Parts of Animals? Yani bu hayvanların vücut bölümleri arkadaşlar. Biliyorsunuz bazı hayvanlar kendi şahsına münhasır. Nedir? Mesela zürafaların uzun boyunları vardır, değil mi? Başka hiçbir hayvanın boynu o kadar uzun değildir. Ya da mesela hortumu olan tek hayvan fildir. Bunlar onların vücut özellikleri. İşte bunları göreceğiz. İngilizce karşılıklarını daha sonra bunlarla ilgili etkinlikler yapacağız. Evet, balıkların arkadaşlar vücut özelliği nedir? Derilerinin pullu olması. Scale diyoruz. Scale kelimesini kullanıyoruz. Ear biliyorsunuz hayvanlara özel değil mi? Kulak yapıları var. Ear kelimesini kullandık. Kulak. Tail, kuyruk. Face, yüz. Trunk, hortum. Tongue, dil. Foot ya da feet. Foot biliyorsunuz ayak. Feet olduğunda ayaklar. Tekil ve çoğul olarak iki kelime kullanabiliyoruz. Skin, deri. Pouch, kese. Fur, kürk arkadaşlar. Hayvanların derisi için kürk diyoruz biliyorsunuz derilerine. O yüzden fur kelimesini kullanıyoruz. Neck, boyun. Nail, tırnak. Spot, benek. Wing, kanat. Claw, pençe. Tooth ya da teeth yine hem tekil hem çoğul. Tooth tekil diş. Teeth olduğunda dişler olmuş oluyor. Tusk, fil dişi. Evet, fillerin dişini arkadaşlar tooth ya da teeth diyemiyoruz. Çünkü onların özel kendilerine özgü bir dişleri var. O yüzden bunun ismi kullanacağımız kelime tusk. Stripe, çizgi. Fin, yüzgeç. Yine balıklara özgü. Pav da pati demek. Bunlar önemli hayvanların önemli vücut kısımları. Devam edelim. Circle the correct option as in the example diyor. Şimdi hayvanlara özgü vücut kısımlarını anlamamız için güzel bir etkinlik var. Hemen birlikte cevaplamaya başlayalım. Giraffes için yani zürafaların kahverengi beneklerinin olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Neyi seçeceğiz? O halde spots diyoruz. Crocodile have. Krokodil timsahlardı. Sahipler scale fur. Tabii ki de onların özel arkadaşlar, değil mi? Özel pulları var. Üzerlerinde, derilerinde. Turtle için snake use their. Yılanlar kullanıyorlar avlarını yakalamak için. Tabii ki de dillerini diyoruz. Tongue dil demek biliyorsunuz. Polar bear kutup ayıları. Güçlü bir kutup ayılarının arkadaşlar güçlü pençeleri var, değil mi? Biri pençe, biri de patiydi. Pati daha çok kedilerde, köpeklerde oluyor pati. Ama pençe daha farklı bir şey. Pençe biraz daha vahşi hayvanlara özgü bir durum. O yüzden paws diyoruz. Pençe ve pati farklı şeyler. Zürafalar wing nedir arkadaşlar? Kanat mı yoksa boyunlarını mı kullanırlar? Tabii ki de neck dedik. Yani boyun, neck boyunlarını kullanıyorlar. Ağaçlardan bir şeyler yemek istediklerinde. Dolphins'in, yunusların tabii ki de yüzgeçlerinin olduğunu ifade edeceğiz. Fins diyoruz. Krokodil yine timsahlardan bahsetmiş. Sharp keskin demek. Keskin dişleri var yani teeth dedik. Elephants filler arkadaşlar have tusk. Tusk biliyorsunuz özel fil dişleri var ve aynı zamanda hortumları var. Hortum içinde trunks kelimesini kullanmıştık. Eagle kartallar için 1 metre uzunluğunda ve 2 tane kanatları var diyebiliriz. Kanatlar için wings kelimesini öğrenmiştik arkadaşlar. Son cümlemizde people hunt tigers. İnsanlar kaplanları avlıyorlar. İnsanlar vahşi hayvanları avlıyorlar. Evet. Ne için avlıyorlar arkadaşlar? Kürkleri için avlıyorlar. Kürk kelimesi de
tur demekti. Umarım ki biraz kelimelerimiz oturmuştur. Bu kelimeler evet biraz farklı. Çünkü her hayvanın biliyorsunuz farklı vücut özellikleri var. O yüzden kelimelerimiz biraz çeşitli ama zor değil arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet, şimdi choose the best answer demiş. Bu ünitede arkadaşlar hayvanlarla ilgili karşıma değişik farklı sorular çıkabilir. Yani hayvanların vücut özellikleri olabilir, yaşam alanları ile ilgili olabilir. Size her şey sorulabilir. Şimdi bu soru tiplerini bir göreceğiz. Look at the first. İlk soruya bakıyoruz. Which animal is enormous? Enormous hatırlayın, büyük, devasa demek. Hangi hayvanın daha büyük, daha devasa olduğunu soruyordu. Şıklarımız fil ve zebrayı vermiş. Tabii ki de biz fil diye cevap veriyoruz sorumuza. Evet, üzerine işaretleyebiliriz. Second, which animals lay eggs? Lay eggs ünitenin başında geçen hafta hatırlarsanız lay eggs yumurtlamaktı. Hangi hayvanın yumurtladığını soruyor. Kaplan mı? Yılan mı? Eminim ki benimle birlikte cevap veriyorsunuz. Yılan yumurtluyor arkadaşlar. Snake lay eggs diyoruz. Which animal is cold-blooded? Evet, soğukkanlı olan hangi hayvandır? Deve mi yoksa krokodil, timsah mı? Sürüngenler genelde soğukkanlı oluyorlar arkadaşlar. O yüzden krokodil diyoruz. Yılanlar da yine aynı şekilde. For which animal lives on land? Evet, land kara demek. Hangi hayvanların karada yaşadığını soruyor. Giraffe ve dolphin demiş. Tabii ki de dolphin. Değil mi? Dolphins lives on the sea. Denizde yaşıyorlar arkadaşlar. Tabii ki de zürafa karada yaşar dedik. Şöyle cevapları açalım. Evet. What kind of animals are lions? Aslanların what kind of animals sorusu ne tür olduğunu soruyor. Bakın, hayvanların türlerini hatırlayın. Geçen hafta kategorize etmiştik. Neler vardı? Etoburlar, otoburlar vardı. Hem etobur hem otoburlar vardı, değil mi? Sürüngenler, böcekler. Peki aslanın türü nedir? Aslanlar mammals yani memeli grupta dedik arkadaşlar. Which animals are extinct? Extinct kelimesini hatırlıyor muyuz? Nesli tükenmiş demek. Hangi hayvanların nesli tükenmiştir? Which animals are extinct? Soru önemli bir soru. Goriller mi, dinozorlar mı? Tabii ki de dinosaurs. Yani extinct animal, dinosaurs are extinct animal diyoruz. Dinozorların nesli çoktan tükendi. Yedinci soruya baktığımızda How do kangaroos carry their babies? Bebeklerini kangurular nasıl carry taşıyorlar? Nasıl taşıyorlar arkadaşlar? Hatırlayın, kese anlamına gelen bir kelimemiz vardı, değil mi? On their head diyemeyiz. Head kafa demek. Kafaların üzerinde taşıyamıyorlar arkadaşlar. Tabii ki de pouch yani keselerinde taşıyorlar. Which animal is a reptile? Evet, güzel bir soru. Hangi hayvanın sürüngen olduğunu soruyor. Yine hayvanların türüyle ilgili karşımıza çıkabilecek bir soru. Kartal bir sürüngen değil arkadaşlar. It's a bird. Lizard yani kertenkele is a reptile demiş olduk. Evet. How tall is a panda? How tall sorusu bir şeyin boyunu uzunluğunu soruyor. Yani how tall is a panda demek, pandanın boy uzunluğu nedir demek arkadaşlar. Soru önemli bir soru. Pandanın boyunu az buçuk biliyorsunuzdur. 4,5 metre olamaz. 4,5 metre genelde giraf. Yani zürafaların boy uzunluğu. Evet, giraf deseydi belki A diyebilirdik ama herhalde 1,5 metre civarıdır arkadaşlar. 4,5 metre çünkü bir panda için fazla uzun. 10. soru. Where does a whale live? Whale Yunus, pardon, balinaydı arkadaşlar. Balinanın nerede yaşadığını soruyor. Yani habitatını soruyor. Yaşam alanını soruyor. Tabii ki de in water yani suda yaşıyorlar demiş olduk. Sorular, soru kalıpları bizim için önemli. Hangi soruları gördük arkadaşlar? Eğer what kind of animals diyorsa hayvanların türünü soruyor. Which animal is a reptile diyorsa sürüngen midir diye soruyor.
How tall sorusu boy uzunluğunu soruyor. Where does live sorusu ise arkadaşlar nerede yaşadığını soruyor. Bu soru kökleri bizim için önemli, karşınıza çıkar. Şimdi arkadaşlar bu ünitede göreceğimiz bir diğer gramer konusu, daha doğrusu şimdiye kadar hiç gramer konusu görmedik bu ünitede. İlk gramer konumuz diyelim, given advice. Şimdi hayvanları görüyoruz, vahşi hayattan bahsediyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki de bu hayvanları, vahşi hayatı, değil mi? Yaşam alanlarını korumamız gerekiyor. Yani bunu yapmak için de, bu hayvanları korumak için de ne yapmamız gerekiyor? Öneride, tavsiyede bulunmalıyız. Yani şunu şunu yapmalısın ya da bunu yapmamalısın şeklinde kendimize ve karşımızdakine önerilerde, öğütlerde bulunmalıyız. İşte bu kalıp arkadaşlar, öğüt, öneri kalıbı, should, shouldn't kalıbı. Eminim ki hepimiz görünce başlığı hatırladık. Çünkü should kalıbı, eğer birine you should diyorsan, sen bunu yapmalısın diye öğütte bulunuyorsun. Ama you shouldn't diyorsan, bunu yapmamalısın şeklinde öğütte bulunuyorsun, öneride bulunuyorsun arkadaşlar. Haydi hemen bakalım o zaman ne demiş tanımımızda. Kişilere herhangi bir şeyin yapılması konusunda tavsiyede, öneride bulunurken kullandığımız yapı. Should ifadesinden sonra sağ tarafa bakarsanız eğer, should'un kullanımı arkadaşlar, basit bir kullanımı var. Bütün kişi zamirleri ben, sen, biz, onlar ve 3 o. Yani ben, sen, biz, onlar ya da o yapmalısın derken, bu kişi zamirlerinden sonra artı diyelim, should kalıbını kullanabiliyoruz. Yapmalısın. Peki should'dan sonra ne kullanmak zorundayız? Verb, yani fiil kullanıyoruz. Fiilimiz de arkadaşlar ek almıyor. Yani yalın durumda. Formülümüz bu. Cümle kurma. Hemen örneğimize bakalım. Ne yapmalıyız vahşi hayatı korumak için? What should you do to protect the environment? Çevreyi korumak için ne yapmalısın diye size biri sorduğunda, ya da to protect wild animals, wildlife, ya vahşi hayatı korumak için ne yapmalısın diye sorduğunda nasıl cevap vereceğiz? Wild animals are becoming extinct. Vahşi hayvanların nesli tükeniyor diyor. We should stop killing them. Biz onları öldürmeyi bırakmalıyız. Stop, bırakmak, durdurmak. Bakın verb fiilimiz bu arkadaşlar. Yapımız ne? Malısın derken should kalıbı. We should stop killing them. Onları öldürmeyi bırakmalıyız dedik. İkinci örneğimiz. We should drive our car carefully. Ne demiş? Arabalarımızı dikkatli kullanmalıyız. Arabalarımızı dikkatlice kullanmalıyız. Kalıbımız should, fiilimiz drive, verb. Other, we should protect, protect korumak demek, endangered species. Diyor ki, biz endangered, bu arada şuradaki danger arkadaşlar kelimesi tehlike demek. Yani nesli tehlikede olan. Tam extinct olmamış bunlar. Extinct çünkü dünyada yok. Nesli tükenmiş. Mesela dodo bird, dodo kuşları, dinozor, dinozorlar, bunlar extinctler. Artık yeryüzünde yoklar, nesilleri çoktan bitmiş. Ama endangered, nesli tehlikede. Daha tükenmiş ama tükenmek üzere demek. Mesela örnek pandalar. Gerçi pandalar, değil mi, yakın zamanda nesli tükenmekte değil artık. Onları kurtardılar. Ama var arkadaşlar, mesela Bengal kaplanları. Yine nesli tehlikede olan bir tür. Dünyada çok az kaldı. Biz bunlara endangered diyoruz. Yani nesli tükenmekte olan türleri we should protect, korumalıyız dedik. Okay. Shouldn't, should not, yani kişilere bir şeyin yapılmaması konusunda öğütte bulunmak istediğimizde shouldn't ya da açılımı should not ifadelerini kullanıyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde bu da should gibi
kişi zamirinden sonra shouldn't ya da should not artı fiilimiz var. Fiilimiz yine yalın durumda. Yani ek almıyor. Ve dediğimiz şey biliyorsunuz verb. Verb de fiil demek. Örneklere bakalım hemen. We shouldn't wear fur. Evet, bu bize söyleniyor. Diyor ki biz fur, kürk giymemeliyiz. Biliyorsunuz insanlar kürk tercih ettikleri için de ne yapıyorlar? Avcılar hayvanları ve özellikle vahşi hayvanları kürkleri için avlıyorlar. O yüzden diyor ki we shouldn't wear fur. Kürk giymemeliyiz. We shouldn't cut down trees. Ağaçları cut down kesmemeliyiz. They are necessary for oxygen. Onlar oksijen için gerekli. Oksijene ihtiyacımız var bizim çünkü diyor. Oksijen sağlıyorlar. We shouldn't kill animals. Hayvanları öldürmemeliyiz diyor. Bunlar da yine çevreyi korumak için önemli kalıplarımız arkadaşlar. Şimdi should ve shouldn't genel olarak konu olarak bu şekilde, zor bir konu değil. Dediğim gibi should yapmalısın, shouldn't ise yapmamalısın ya da yapmamalıyız şeklinde çevirebiliriz. Gayet kolay. Hemen örneklerimize bir bakalım. Ama örneklerden önce soru halini bir görelim. Dünyayı korumak için biz ne yapmalıyız? Az önce size sormuştum. Bunu soru haline nasıl getiriyoruz? Tabii ki de should'la getiriyoruz. Ne yapmalıyız ya da ne yapmalısın gibi. Bu defa arkadaşlar should kalıbı kişi zamirlerinin önüne geldiğinde soru yapmış oluyoruz. Fiil yine ek almıyor. Ve soru olmuş oluyor. Yani we should değil de should we dediğimizde soru yapmış oluyoruz. Should we protect our world? Biz dünyayı korumak için, pardon, biz dünyayı korumalı mıyız diye soruyor. Biz dünyayı korumalı mıyız? What should she do? O ne yapmalı? Should I donate money for the animals? Hayvanlar için para toplamalı mıyız? Donate ya da bağışlamalı mıyız? Bağışlamalı mıyım diye soruyor. I öznesini kullanmış. Bu şekilde arkadaşlar should kişi zamirlerinin önüne geldiğinde soru elde etmiş oluyoruz. Soru cümleleri elde etmiş oluyoruz. Hemen örneklere bir bakalım. Evet. Should ve shouldn't'la hemen örnekleri bir inceliyoruz. Circle the correct option. Doğru seçeneği yuvarlak içine alalım. Second'la başlayalım. We should or shouldn't kill elephants for their tusk. Tusk arkadaşlar biliyorsunuz filin hortumuydu. Filleri diyor hortumları için ne yapmamalıyız? Tabii ki de kill, öldürmemeliyiz. O yüzden we shouldn't kill demeliyiz. Şöyle yapalım. Ben çizmeyeyim. Neden filleri arkadaşlar hortumları için öldürüyorlar? Çünkü hortumları biliyorsunuz beyaz onların. Fil dişi. Fil dişlerinden şey yapıyorlar. Hediyelik eşya yaptıkları için onları kırıyorlar canlı canlı hayvanlar üzerinden. Tabii ki bu da onların canlarını acıtıyor, yakıyor. Sonra da ölüyorlar. Loves arkadaşlar should stop our hunting of wild animals. Evet. Biz demiş ne yapıyoruz? Stop our hunting. Hunt avlanmak demek. Over hunting aşırı avlanmak. O yüzden arkadaşlar aşırı avlanmayı ne yapıyoruz? Should stop, durdurmalıyız dedik. Dördüncü cümlemiz. We should or shouldn't protect the environment. Çevreyi tabii ki de biz korumalıyız. Protect. Beşinci cümleye baktığımızda donate to wildlife organization. Vahşi yaşam organizasyonlarına donate, bağış yapmalıyız arkadaşlar. We should diyoruz. Altıncı cümle için you should or shouldn't feed birds in the correct way. Doğru bir şekilde kuşları beslemeliyiz. We you should, beslemelisin.
Seven 7'ye baktığımızda Put Tiger in Cage. Kafesleri diyor, kaplanları tabii ki de koymamalıyız. We shouldn't, değil mi? Hatta hayvanat bahçelerinin yasaklanması gündemde. Vahşi hayvanlar çünkü doğal yaşam alanlarında yaşamalı, kafeslerde değil. 8'e baktığımızda we should or shouldn't work for wildlife. Vahşi hayat için çalışmalıyız. We should diyoruz. 9'a baktığımızda we should or shouldn't immediately stop illegal ivory trade. Ne dedi arkadaşlar? Yasa dışı olan bu hediyelik eşya ticaretini hızlı bir şekilde stop, durdurmalıyız diyoruz. Değil mi? Yasa dışı yapılıyor çünkü onlar hayvanlardan zorla alınıp böyle mücevher falan yapılıyor. Onlar da daha sonra ticareti yapılıyor arkadaşlar yurt dışına. Bu da tabii ki kötü bir durum. Evet, wild animals should or shouldn't live in their natural habitats. Vahşi hayvanların doğal yaşam alanlarında yaşamaları gerekiyor diyoruz. Yani cevabımız should olacak arkadaşlar. Vahşi hayvanlar kendi doğal yaşam alanlarında yaşamalılar dedik. Bunu çizmeli. Bunu da ben çizmiş olayım. Peki. Should shouldn't'dan ünitemizle ilgili örnek cümleleri inceledik arkadaşlar. Önümüzdeki hafta yine örneklerle devam edeceğiz ünitemize. Şimdilik hoşça kalın. Goodbye.